Kaydı başlattım. Aynen 4 saniye olmuş. Bir ön hazırlık. Şundan da ses kaydı alayım da. Aa şarkı. Müziği kapat da telefi yemeyelim. Kanka bize diss atacağız demiş. Diss ne? Belli mi olur kanka, diss yeriz. Emret geberdi. He? Emret geberdi. Ha. Aramıza sorardı her videoda. Düt 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 diye. Kafanı az arkaya götür, ben de çıkayım azıcık. Çıkıyor mudur? Ya önemli değil. 8 aylık uzun bir aradan sonra bugün sizlerle beraber Sanyong incelemesi yapacağız. Eren kardeşim sağ olsun geldi, araba kendisinin. Kendisi bu aracı sıfır aldı. Sıfır aldığında üzerinde eklentiler, yani arazi uygun eklentiler, modifiyeler yaptı. Söz Eren kardeşimde. Eren kardeşim, öncelikle nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın abi? İyi, çok şükür kanka be. Ne yapalım? Hastalık, korona, iş, güç, mücadele, uğraşıyoruz. Sende ne var ne yok? Koşturmaca, devam, okul. Okul. Hayat şartları. Yapacak bir şey yok. Herkesin bir telaşesi var kanka. Evet kanka, şimdi Sanyong'un içerisindeyiz. Bize biraz bu araçtan bahsedebilir misin? Modeli nedir? Motoru nedir? Yakıt türü nedir? Kaç beygir? Bunlardan biraz senden bilgi alalım. Ardından kullanıma dair bilgileri isteyeceğiz. Hani viraja giriş çıkışların, işte ne bileyim, savrulması, aracın konforu, ne bileyim, süspansiyonun rahatlığı, koltukların rahatlığı tarzında. Biraz hani kullanıma dair bir bilgiler verirsen izleyiciler için bir fikir alışverişi olur. Söz sende. Şöyle, 2021 model kendisi, Musso Grand. Sıfır aldık çünkü diğer pick-up'lara göre fiyat olarak daha uygun, performans olarak daha iyi. Diğerlerine, rakiplerine karşılık hem daha büyük, daha uzun. Benim duyduklarıma göre de motor gücü olarak da daha iyi. Zaten Sanyong önceden Mercedes'e motor üretimi yapıyormuş. Sonradan kendi firmasını kurup kendisi marka olmuş direkt. Yakıt tüketimi olarak da şehir içi 10.1. Basmazsak 9.8, 9.7 inebiliyor. Bir de yakıt fiyatları da yüksek zaten. Yani aldığımız mazotlar da çok yüksek olduğundan her araç çok yakıyor aslında şu an. Kendisi 181 beygir. 4x2 tercih ettik. Çünkü 4x4'lerin vergisi 2 katına çıkıyor direkt. Harici 420 torku var. 420 Nm tork var. Evet, 420. Sağ serbest. Virajlarda ben ilk arabayı aldığımızda kepezden çıkarken virajları korkarak çıktım açıkçası. Çünkü önceden alçak arabaya bindiğimizden BMW'ye bindik. Yerle bir gibiydi. Bunda devrilecek hissiyatı geldi ilk başta. Araba yüksek olunca, değil araba mi? Yüksek, bir anda iki tekere gelecekmiş gibi hissettim ama şimdi hiç, yani spor araba kullanır gibi virajlara gir çık, asla ben bir kere bile saldığını veya bir savurduğunu hissetmedim. Yani böyle arabada yatma yapmıyor değil mi virajlarda? Hani böyle nasıl yola oturuyor. Oturuyor değil mi? Yola direkt oturuyor. Hani yatıyor. Mesela bir Clio'ya binersin de Clio böyle viraja sert girdiğin zaman araba bir sönümleme yapar ya, evet. Sağa doğru veya sola doğru yatar. Bunda öyle bir şey var mı? Bunda hiç öyle bir şey yok. Sadece bir araba sola doğru yatıyor, oturuyor. Oturuyor. Kayması etmesi yok. Çok ben güzel. De çok zorladım. Islak zeminde de zorladım. Arkadan itiş. Bir salar mı diye. Yani her şeyi açıkken de kapalıyken de çok zor salıyor. Sağlam sistem yapmışlar. Çok güzel. Peki bu arazili yollarda, hani zaten çekimleri de arazi yolda yaptık. Taşlı, çakıllı, çamurlu yolda. Nasıl, arazideki konforu nasıl? Çok ses alıyor mu? Takırtı tukurtu nasıl bir şey var? Bu Sanyong'un ben almadan önce de çok inceledim. Normal fabrika verilerine falan da baktım. Adamlar sadece yalıtım üzerine çalışmış da olabilirler. Çünkü genel olarak yalıtımda, yani ses alma arazide, uzun yolda çok az ses alıyor açıkçası. Motor sesi de, motor da büyük ama o kadar sesi de gelmiyor. Ya şimdi şöyle, zaten ilk defa binmiyoruz var ve daha önce de seninle beraber binmiştik. Gerçekten öyle, 2.2 dizel olmasına rağmen, aracın yüksek olmasına rağmen, hani şu anda mesela yerler ıslak, ıslak bir zeminde normalde araba çamurla, davlumbazlara attığı suyun sesini bile içeriye verir. Evet. Benim Civic'te mesela veriyor. Ama bu arabada ben o sesi hiç duymadım.
O demin toprak yolda hani toprak atmaların, sıçramalarının bile sesleri içeriye gelmedi ki asfalt sesini de gerçekten çok az içeriye veriyor. Hani şu an düşük süratlerdeyiz, çok fazla bir ses olmaz zaten ama okul dönüşünde vesairede bastığımız zaman da 100 kilometre üzerlerinde araç içerisinde böyle çok bir yol sesini ben duymadım. Motor sesi, yol sesi gerçekten iyi yalıtılmış bu arabada. O konuda güzel. Hani gözün kapalı uzun yola çıkabilirsin, alttan da hafif müziğini açtığın zaman Çok keyifli değil mi? Herkesten yüksek yukarıdasın. Evet. 10 numara bir yolculuk yapabilirsin senin de dediğin gibi. Aracın 75 litre yakıt deposu var. Evet. Günümüz şartlarında şu anda 950 civarında evet. Fulleniyor. 900 küsür liraya fulleniyor. Ortalama ne kadar gidiyor dedin sen bir depoyla şu anda? 700-800. 700-800 o senin kullanımında. Sen evet. Çünkü biraz agresif kullanıyorsun. Yani. Aşağı yukarı hani sakin kullanımda 1000 kilometreyi zorlar gibi gözüküyor. Bir depoyla 1000 kilometre gider gibi gözüküyor. Aracın ekstralarından bahsedebilir misin biraz? Hani bu aracı aldığında sıfır bu şekilde gelmiyor tabii. Gelmiyor, çünkü bu arabada bir sürü ekstra aksesuar var. Evet. Biraz bunlardan bahsedebilir misin Eren'cim? Ön tamponun altında bir de arka tarafta demirler var koruma. Hı-hı. Yanlara basamakları yaptırdık. LED'li basamaklar. Çok da güzel ışıtıyor. LED'li değildi normalde. Onları sonradan biz... Ha onlar sonradan. Sonradan babam aldı onları. Sonradan onları bağlattırdık. O arka kamp çadırı demirinin üstündeki ışıklar da sonradan. Hmm. Normalde o ışıklar yoktu. Ama basamakların LED'lileri de vardı. Biz bayi çıkışında onları direkt bayiden yaptırdığımızdan LED'liler yoktu. Şunu şey yapalım. Ön koruma ön arka koruma demiri ve yan basamaklar bayide taktırdın, doğru mu? Bir de şey bagajın o sürgüsü. Bagajdaki sürgüyü bayide taktırdın. Evet. Evet. O sonra işte dodikler olsun. Ön kaput koruma, bir de üst demir, onlar ayrıyeten başka firmada yapılıyor. Hmm. Offroad üzerine aksesuar satan yerde yaptırdın evet. Onları. Ortalama ne kadar masraf ettin bu ekstralara? Ekstralar ve 30-40'ı var. 30-40'ı var. Evet. Günümüz dolar kuruyla çok normal dediğim gibi. Yarısı da bayide yapıldığından bayinin etkisi de var. Bayinin fiyatları zaten yüksek. Evet. Evet. Başka değinmek istediğin ne var arabayla ilgili? Ben ilk başta Sanyong bakmaya başladığımızda şey yani kimse araya bilmiyor. Araya giriyorum, şunu söyleyeyim. Aynen, sen ilk bu arabaya bakmaya başladığında almak istemiyordun aslında değil mi? Yani biraz tepki gösteriyordun. Sanyong da hani Sanyong'a binilir mi? Sanyong hani ne, kim bilinmedik alacak, kim edecek gibiydi. Bilinmedik. Sanayide ustası var mı, servisi var mı, osu var mı gibisinden. Tanınmıyor gibiydi. Şüphelerim vardı. Vardı. Hatta ilk alacağımızda tüm neredeyse offroad üstüne olan firmaların şeylerini gezdik, bayilerini. Şansımıza da hiçbirinde de araba kalmamış gibiydi yani, ellerinde yoktu, sıra veriyorlardı. Gezdik, tam Mercedes'in X klasına kadar gittik ama şöyle bir şey de gördüm aldıktan sonra. Yani okula gidiyordum, ışıkta durduğumda X klasla yan yana geldim, adam dönüp bu arabaya da baktı yani şimdi. Onun yanında da büyük ve heybetli duruyor. X klas buna göre biraz daha küçük değil mi? Küçük, kısa. Kısa. Ki bir de diğer pick-up'lar daha çok kamyonet gibi gözüküyor evet. Yani. Bu daha çok taksi gibi jipten evrilmiş zaten yani Kore'de. Daha spor duruyor evet. Diğer şeylere, pikaplara göre. Ki bu Kore'de 1 milyonluk jipleri varmış bu markanın. Bize bu pikap olarak geliyor. Hmm. Sonradan çevrilmiş yani. Normal fiyatlarına göre bayağı uygun. Çok güzel. Ya zaten konforu da güzel. Hani koltuklar orta sertlikte. Evet. Hani ne çok sert ne aşırı yumuşak. Orta sertlikte, orta ayarda. Konforu güzel. Koltuklarda şöyle bir şey var. Normal pick-up'ların arka koltukları çok dik oluyormuş. Hı hı. Bilmedim. Ama bunun bir 27 derece açısı mı? Öyle bir şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani eğiklik olarak, rahatlık olarak. Evet. Arka koltuk biraz daha böyle arkaya doğru yatıklık. Yatık evet. Pozisyonu var. Zaten arkaya oturdum ben 1.80'le. Boyun 1.80. 1.80 senin boyunla. Yani sen şimdi koltuğu biraz daha yatık ve arkada kullanıyorsun. Evet. Senin bu oturuş pozisyonuna göre ben arkada ayaklarım rahat bir şekilde oturabildim. O da güzel bir şey. Bu da arabanın büyüklüğünden kaynaklanan bir durum. Arabada ön koltuklar elektrikli zaten. Evet. Komple elektrikli ayarlanabilir koltuklar var. Senin koltukta hafıza var mıydı? Hafıza yok. Hafıza yok. Direkt elektrikli. Bütün koltuklarda koltuk ısıtma mevcut. Evet. Sadece ortada yok sanırım değil mi? Sağ sol, arka sağ sol da var. Ortada yok bildiğim büyük kadarıyla. Ben ön iki, ama arka iki diyelim. Yani dört koltukta koltuk ısıtma mevcut. Araçta Apple CarPlay mevcut. Şu ortadaki kameradan büyük ihtimalle gözüküyordur.
Şöyle gösterelim. Apple bir telefonunuz varsa kabloyla bağlayarak Apple CarPlay'i kullanabiliyorsunuz. Navigasyonunuzu da burada rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Android de aynı şekilde. Android de var. O da var mı? Android de varmış. Zaten start stoplu bir araç. Elektronik klima panelimiz var. Direksiyon zaten uzay mekiği direksiyonu gibi bir sürü tuş var. Evet. Biraz onlardan bahsedebilir misin? Neler var? Hız sabitleme var. Hız sabitleme var. Direksiyon ısıtması var. Direksiyon ısıtması var. Direksiyon ısıtması var. Bu kış aylarında ilaç gibi geliyor. Soğukta bazen tutamıyor hale geliyoruz. Antalya bile olsa soğuk olduğu zamanlar Antalya bile oluyor. Sabahları üşütüyor insanı. Haricinde menüleri kontrol edebiliyoruz. Telefon açıp kapatma, ses kısma, işte direkt sessiz alma. Siri gibi bir özelliği olması lazım. Onu tam ben de anlayamadım ama ses komut tuşu var burada. Hmm. Haricinde işte hız sabitleme, hızı arttırma, azaltma, normal şeyleri var. Harici normal. Buraya karbon gibi bir desen yapmışlar. Torpidonun malzemesi plastik, yan kapılar sert plastik. Onun haricinde 6 iler otomatik vites. 6 olması lazım. 6 iler otomatik vites diye biliyorum ben de. Triptonik olması lazım. Manueli var değil mi? Var. Tamam, manuel triptonik şanzımanı var. Başka bahsedebileceğimiz. Zaten 2.2 turbo dizel bir araç. Hani evet, yokuş performansını sorma gereksinimi duymuyorum. Yokuşlarda zaten vites düşürmeden evet, rahat bir şekilde çıkıyordur diye düşünüyorum. 4 cam otomatik. Videoda çıkmış olması lazım. Ön konsola çektiğimizde burada iki tuşta şey var. İşte DSC, BMW'de bunu da bilmiyorum. DSC off tuşu var. Bir de yokuş iniş destek sistemi de var burada. Düğme olarak ayrıyeten. Karlı çamurlu yollarda yokuş evet, iniş desteğini kullanıyorsun arabayı kaydırmasın diye. Evet. Araç bu şekilde. Şu peteklerimizi de kapatalım da daha şık gözüksün. Tek ayrıntı detayımız, yani pick-up'ların hiçbirinde sunroof yok. Bu sunrooflu. Kesinlikle sunroof'umuza çektik zaten. Ekstra olarak. Başka bahsedebileceğimiz neyimiz var Erencim? Başka da aklıma bir şey gelmedi şu anlık. Aracın ses sistemi oldukça güzel. Ses sistemi. Basları ve tınıları keyifli. Hani ona da değinelim, alacak olan kişi ekstra bir ses sistemine ihtiyaç duymaz. Ki zaten günümüz araçların çoğunda ses sistemi iyi. Evet, düzeldi artık. Aynen. Sen yok bu şekilde. Eğer merak ettiğiniz veya şurasını da çek, şunu da çek veya ne bileyim hani bu arabayla şunu yaparken de çek dediğiniz yerler olursa, Eren'in de işi olmaz müsait olursa, sizin için bunları incelemek için tekrardan bir video çekebiliriz. Ama Sanyong'un genel incelemesi bu bahsettiğimiz şekilde, günümüz şartlarında yakışıklı ve spor bir görünüme sahip pick-up'lar arasına girer. Hani bana sorsan Sanyong mu alırsın, Ford Ranger mi alırsın dersen ikisi arasında kalırım çünkü ikisi de çok hoşuma evet, gidiyor. Hani ikisi de birbirinin nasıl diyeyim böyle birbiriyle vs atar kanka, anladın evet, mı? Hani ikisi de çok yakışıklı, aksesuarları yaptığın zaman ikisi de çok farklı duruyor. Ama Sanyong bence arasında fiyat farkı var değil mi Ranger'la? Fazlasıyla var, fiyat fazlasıyla farkı var. Yani bu Sanyong oldukça şık ve fiyat spor duran bir araç. Sadece. Kesinlikle tam bir FP ürünü. Alacak olanlar için tavsiye ediyor musun? Kesinlikle. Ben de tavsiye ediyorum. Benim param yok olsa ben de alırdım falan diyormuşum. Almama gerek var mı? Yok. Zaten yok, bir tane Sanyong'umuz var. Var. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Siz abone olduğunuz sürece bizim de video çekme motivasyonumuz yükseliyor. Abone sayımız düşük kaldıkça video çekesimiz gelmiyor çünkü kimse izlemiyormuş gibi geliyor. Lütfen videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yes. Bir de ses almıyormuş.